Arkadaşlar merhaba. Hapis Anatolia kanalından Murat ben. Yeni bir oynatma listesi oluşturmaya karar verdim. Ankara'nın parkları isminde. Neden böyle bir şeye karar verdiğimden bahsedeyim. Şimdi ben Ankaralıyım. Kızılcahamamlıyım. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden. Yıllardır da Ankara'da yaşıyorum ve ömrümün büyük çoğunluğunu da Ankara'da geçirdim. Yani ortaokuldan itibaren. Bu Ankara ile ilgili birazcık toplumun gözünde kötü bir izlenim olabiliyor. Mesela arkadaşlarımdan İstanbullu olanlar, İzmirli olanlar veya işte böyle özellikle deniz kenarından gelenler veya işte yeşil yerlerden gelenler. Ya Ankara'da da hiçbir şey yok. Ankara'da nereye gidebiliriz ki? Ankara boğucu, gri şehir şeklinde bazı eleştiriler olabiliyor Ankara için. Haklı olan taraflar olabilir ama gözden kaçan da bazı şeyler var. Bunlardan bence bir tanesi, en önemlisi Ankara için. Aslında çok güzel parklar var Ankara'da. Özellikle aileler için diyorum. Çünkü kendim şu an iki tane küçük kızımla birlikte ailecek gittiğimiz çok park var. Hemen her hafta özellikle havalar güzel olduğunda. Parkların yani bir sürü park var gerçekten. Ben de bunları tanıtmak istedim aslında izleyecek olanlara. Yani Ankara'da nereye gezebiliriz biz? İlla yani aile olarak değil de tek başınıza da kafa dinlemek için gidebilirsiniz. Veya işte arkadaşlarınızla gidebilirsiniz. Gayet güzel parklar. Bunlara işte nasıl ulaşılabilir? Orada neler yapılır? Kendim de kısa böyle videolar çekerekten o parkın içerisinde olan şeyleri, aktiviteleri, etkinlikleri, var olan şeyleri size tanıtmaya çalışacağım. Böylece belki ilginizi cezbeder ve siz de gidip görmek isteyebilirsiniz. Böyle videoların başında kısa bir tanıtım yapacağım. İlk bölüm olarak da Karapürçekler'de bulunan Ankara'nın Altındağ ilçesinde Altınköy Açık Hava Müzesi. Aslında çok eski bir park değil, yeni bir park. Ben birkaç yıl önce gitmiştim. Fakat onun üzerine de çok daha geliştirmiş ve çok güzel bir park haline gelmiş. Ondan bahsetmek istiyorum. İlk olarak nasıl ulaşılabilir ve nerede? Şu Ankara'yı şöyle düşündüğümüz zaman, şurası Kuzey Çevre Yolu. Burası işte Altındağ ilçesi dediğimiz bölge. Ulus falan bu tarafta. Örnek olarak ben Batıkent'te yakın oturuyorum. Buradan mesela gitmek isterseniz yaklaşık çevre yolundan 20 dakika sürüyor. Ve çevre yolundan yeni bir bağlantı açıldı. Direkt önüne çıkıyorsunuz. O açıdan hani çevre yolundan bir bağlantı olması da ulaşım açısından çok güzel bir özellik sağlıyor. Şöyle haritadan baktığımız zaman da şurası çevre yolu girişi bakın. Şöyle değişik bir sınırları var. Yani şöyle tam bir böyle etrafı kuşatmıyor. Şurada da yine binalar var, evler var. Çevre yolundan girdiğiniz zaman iki tane girişi var. Bir tanesi burası yeni yapılmış şu kısım. Yani önceden sadece şu kısım vardı. Burada at çiftliği var. Yani ata binebiliyorsunuz, at kursu alabiliyorsunuz. Bir bu girişi var. Bir de ileride asıl eski ana giriş dediğimiz şuradan bir giriş var. Burada bakın otopark var zaten. Veya sokak üzerine de park edebilirsiniz. Biz şuraya park ettik mesela. Tabi burada nereden girdiğinize dikkat etmelisiniz. Biz buradan girdik. Sonra dolaştık dolaştık. Şuradan çıkarız diye düşündüğümüz anda bir anda ya bir dakika biz buradan girmemiştik dedik. Ve tekrar şöyle geri dönmek zorunda kaldık. Park bu şekilde yani sınırları. Şimdi park hakkında da birkaç not söyleyip sonra size artık benim gimballe çektiğim güzel videolardan parkın içerisindeki şeylerden güzel bir seri hazırladım. Onları izleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak burası bir müze. Müze olduğu için de giriş çıkış saatleri ve içerisindeki bazı binalar, bazı şeyler, etkinlikler belirli saatlerde açık, belirli saatlerde kapanıyor. Yani biz girdiğimizde o çiftliğin orada mesela meyve sebze satılan bir reyon vardı. Biz çıkarken yoktu. Veya işte içeride mesela bir vahşi yaşam müzesi gibi bir şey var, bir bina. Saat 5'te kapanıyor. Bu tarz şeylere dikkat etmek lazım. Yani çalışma saatlerini işte pazar açık mı, pazartesi açık mı gibi. O yüzden gitmeden önce mutlaka bir telefon açın. Ya bugün açık mı? Veya işte şu şeyler açık mı gibi bir sormanız iyi olur. Yoksa o kadar yolu gidip kapalı olabilir. Çünkü genelde yaz sezonu açılıyor. Kışın kapalıydı en son durumda. 2021 Temmuz itibariyle giriş tam 7 lira, öğrenci 2 lira şeklinde bir giriş ücreti var. Bu şekilde bununla bilincinde olalım. Peki parkı gezmek ne kadar sürüyor? Biz iki çocukla hemen hemen bütün aktiviteleri de yaparaktan, yani her yeri de gezerekten bayağı engebeli, yokuşlu bir yer. Bayağı sürdü yani 4 saat hatta 5 saate yakın sürdü. Ona göre de düşünebilirsiniz geziyi. Yani bir iki saatte de gezebilirsiniz. Çok çocuk yoksa özellikle. Ama en az 1-2 saat sürer. Hatta orada bir şeyler yiyip içeyim derseniz içeride. O zaman da
Bayağı bir zaman olur. İçeride yiyecek içecek yerler var. Restoranlar var. Otopark imkanı da sıkıntı değil. Onun dışında gidip görmenizi istiyorum. Videoya da devam ederseniz orada zaten küçük küçük kısa kesitler göreceksiniz. Ne diyelim o zaman? İyi seyirler dileyelim. Bu seriye de devam etmeye çalışacağım. Ankara'nın bütün parklarını zaten gidiyordum. Sadece çekimler yapıp böyle videolar hazırlayıp isteyenler için böyle bir tanıtıcı video olsun. Hoşça kalın.